Anne geldi, kahvaltı yapacağız. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Nadir Soyal. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Koyunları bugün çıkarmakta biraz geç kaldık. Sabah kahvaltı yaptık arkadaşlar. Gece vadesinden çıktığım için biraz da geç kaldık. Olsun. Yine önlerinde bunların yemleri, suyuları hazır bekliyor. Ot atmak için şöyle bir çıkardım. Güne böyle bir başladık. Bir de arkadaşlar hepinizden Allah razı olsun. İzleyen, beğeni yapan, abone olan. Bu arada abone olan, yeni abone olan bütün takipçilerimize buradan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Evet arkadaşlar, bugün çok güzel bir gün, sevinçli bir gün. Çünkü biz 1000 abone olduk. Çoktan beri 1000 abone olmak istiyorduk. Ve sonunda Allah'ın izniyle, sizin gayretinizle benim de video çekip güzel sunumlar yapıyorumdur. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum buradan. Gerçekten çok mutluyum. Beni çok mutlu ettiniz. Onu da buradan söylemek istedim. Yani 1000 abone olduk çok şükür. Bu da hep sizlerin sayesinde oldu arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi sizler olduğunuz sürece bizler de varız. Çünkü siz izlemezseniz, beğeni yapmazsanız, kanalımıza abone olmazsanız bizim video çekip köy hayatını istediğimiz kadar çekelim. Bir şey anlam ifade etmez. Sizlerin izleyip bizlere destek olmaları bu konuda gerekiyor. Birbirimize her zaman destek olacağız arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası, 1000 abone olduk çok şükür. Sizlerin desteğiyle beraber. Şöyle ben de koyunlarımı çıkardım. Şöyle yavaştan otlatıyorum arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Şöyle biraz koyunlarımı otlatacağım. Ondan sonra eve çıkacağım. Eşimle beraber dolma yapacağız. Eşim dolma yapacak. Biraz da onun dolma yapış videosunu çekeceğim. Dürmeden dolma. Gerçekten çok lezzetli. Çok da güzel oluyor arkadaşlar. Vallahi biraz heyecanlıyım. 1000 abone olduk. İnsan böyle heyecanlı içine sığdıramıyor. Bu arada tekrardan diyorum, yeni abone olan arkadaşlarınız, arkadaşlarımız hoş gelmiş, sefalar getirmiş kanalımıza. Önceden de abone olan arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda oldunuz. Gerek yorum yaparak, gerekse benim motivasyonumu yüksek tutarak hep birlikte bu 1000 abone eşiğini aştık çok şükür. Vallahi size ne kadar teşekkür etsem azdır arkadaşlar. Bakın ekmekçimiz geliyor. Koyun müziği ekmekçisi. Onu da çekelim şöyle. Merhaba abi. Allah razı olsun. O da çok iyi bir insandır. Ekmekçimiz. Böyle yani arkadaşlar. Ben şu koyunları böyle biraz biraz yavaş yavaş şöyle otlatam. Biraz bullağı da şöyle doyuray. Ondan sonra ev yarık tarafına kuyu vereceğim.
Ondan sonra eşimle beraber dolma yapacağız. Daha sonra da yukarı tekrardan koyunlarımızı otlatmaya çıkacağız. Yer işleri, bir şeyler yapacağız işte. Çünkü biliyorsunuz köy hayatı, köyde işler bitmiyor. Köy hayatı seven herkesi Nadir Soyal YouTube kanalına abone olmayı bekliyorum dostlar. Sizleri seviyorum. Ben şöyle biraz daha yavaş yavaş şöyle şunları otlatayım. Sonra tekrardan videomuza devam ederiz. Evet arkadaşlar, ben koyunları beklerken şimdi eşim de yere geldi. Dürme dolması yapacaktın. Mancar dolması da mı sadece? Evet. Eşim dürme dolmasının yanına mancar da saracakmış. Mancar dolması. Olmaz herhalde. Birbirine acılığı geçer mi ki? Hayır, acılığı değil de pişer mi ki? Pişme bir şey herhalde ya. Bu da taze mi? Anneme sor bir kere. Annem biliyor. Bak arkadaşlar, mancarlarımızı güzel burada yeriştirdik. En fazla babam ilgileniyor bu işlerine. Babam olmasa bizim pek mancar da yapacağımız yok. Ama zamandan yaparız ya. Şimdi babam yapıyor ya, ilgileniyor. Yapamam. Hadi yapmıyoruz herhalde. Yine sonuçta beraber sürüyoruz, beraber suluyoruz. Doğru değil mi? Yani. Aynen öyle. Babam öncülük yapıyor. Allah razı olsun. Biz de böyle ihtiyaç oldukça topluyoruz. Ne güzelmiş abi. Aynen. Karabaşa dünden artan kemikleri verdim. Değil mi? Dinamana var ya, sadece etmiş gibi yiyor vallahi. Ben bundan da seren ya. Sar. Sar sar, ortaya karışık güzel o bu. Akşam ama yiyoruz. Ama bunu ayrı koca. Ayrı mı koca? Ulu o. Ben de koyunları bekliyorum. Baksana orada kuru yaprakları ne yiyor lan maşallah onlar. Tam unu hastası olmuşlar kuru yaprakları. Ne diyor lan biliyor musun? Yaş ot yemekten kuru yaprak yemesi ya da kuru ot yemesi daha iyi kilo yapıyormuş. Daha iyi bir besin kaynağı. Baksana fındık yapraklarını da koparıyorlar ara ara orada. Mazlum orada baksana fındık yaprağı peşinde. Şap şap dönüyor vallahi. Kelebek de geziyor. Güneşli havayı bulmuş. Hazır güneşli hava varken. İyi mi? Yeter mi? Bir tencere geliyor. O zaman sen ayrı ayrı tencere yapacaksın. Böyle yapacağım. Çünkü biri hemen bir şey, biri şey bir şey. İyi, sen içini yaptın mı bunu? Yaptım, hazır. Hepsi hazır mı? Hı-hı. Şimdi koyunları biraz otlatay da. Hem onu da çekeriz yaparken. Sen bana tam... sen bana tam hazır olunca haber ver. Ben hemen gelirim. Tamam. Babam işe gitti bu. Olsaydım burada boş durmazdım. Bir şeyler yapardık mutlaka. Beni görerse şeyden... Ben de işte burada senin çek... video çok önemli. Şurada bir yandan da koyunlara bakıyorsun. Bir de yürüyerek geçiyorsa mazlum işi belli olmaz. Saldır o. Motor geliyor ama. Bundan sonra uğraşırız. Motora bir şey yapamaz ya. Pat pat galiba. Pat pat sesi, pat pat sesi. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter mi? Hadi bakalım. İyi. İyi bakalım. Sen eve git, ben de şu koyunları başına gideyim. Paşa ağ gibi yetkisi vallahi. Bakayım arkadaşlar, marılı ise son halini de göstereceğim. Bugünkü halini. Paşa. Hemen yer değiştirdim paşa. Paşa sarsın da onları. Baksana vallahi marullu havaya çiçek gibi ya. Vallahi. Mazlum'un yanına gidiyor. Ben gidiyorum işte. Tamam, ben de koyunları yanına gidiyorum. Eşim mancalları topladı, eve çıktı. Ben de arkadaşlar koyunları başında bulladı. Onları yavaş yavaş doyurmaya çalışıyorum. Yapacak bir şey yok. Bakayım maşallah çok güzel ota sardılar. Güzel güzel de otlayalım. Hayt be. 10 tane olsayız. İnşallah Allah izniyle 10 tane de olacak. O zaman bunları var ya, beklemesi daha bir sera valla. Daha bir güzel oldu. İnşallah yavaş yavaş adakçılık işi de yaparız. O zaman 10 tane, 15 tane, 20 tane derken bu da bize inşallah bir ek gelir sağlar. Yaptığımız iş o zaman daha çok zevkli olur, daha çok tatlı olur. Böyle yani dostlar. Evet arkadaşlar, koyunları güydüm şimdi bizim bölülü olan yere. Şimdi de eve geldim. Baktım eşim dolma yapıyor. Zaten yapacağı değil. Kolay gelsin. Bereketli olsun bakayım. Neyi dolması yapıyorsun? Mahalle bağı ya. Bağ dolması mı kaldı ya? Bağlar bitti artık. Niye? Allah Allah. Buzlukta dolu. Sen yaptın değil mi? Şey, mancarla dürme. Sen çalışkan insansın ya. Evet.
Anne. Herkes bir iş yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Pantul mu dikiyorsun? Gömlek. Gömlek giymesi mi dikiyorsun? Zorluk. He. Türme güzelmiş yani. Fabrikaya işe girmem lazım. Aynen, fabrikaya seni düğmeci olarak alsın ha. Makineyle değil de elinde dikersin sen. Aynen. Bu da bardakla verilir ki. Evet. İyice mi? Yok be, ben şey yapamam ki. Şöyle bakayım yakınlaşalım. Bu olsa iyiydi. Bak bu dürme. Bu ne gibi bir şey mi? Bu da mancar. Neydi? Bak bu dürme. Ama şey çok güzel ya, baksana. Şeyden mi geldik biz? Baksana. Dürmeyle mancara ayırabiliyoruz tabii ki de. Belki ayıramazsın diye dedim. Böyle az koyuyorsun sonundan. Şöyle çekeyim sen. Şey ne yaptı? Ne? Pirinci içinde ney ney var? Niye kattı? Biraz ya sessiz olmuş. Sonra hı, soğan ince ince. Soğan mı rendeledi? Hayır, rendelemedim, doğradım. He. Ondan sonra şey, nane. Nane. Maydanoz. Tuz. He. Kimyon. Sumak. Nasıl severseniz. Bunun içinde olanlar değil mi bunlar? Evet. İstediğini katabilirsin. Maşallah. Sen bu işi tam öğrenmişsin ya. Biliyorsun bu işi. Arkadaşlarım da izliyorum. Arkadaşlara ne demek istersin burada? Fabrikadaki çalışanları ya. Çalışan arkadaşları ya. Seviyorum. Evet, akrabalarına. Ve takipçilerimize. Evet. 1000 abone olduk çok şükür. Çok şükür. Aynen. Tabii ki takipçilerimizi, bizi takip eden, kanalımıza abone olan, beğenenleri sayesinde 1000 abone olduk çok şükür. Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Köy hayatı seven herkesi de kanalımıza abone olmayı bekliyoruz değil mi? Evet. Evet canım. En az 4'te hazır olur herhalde. Süre mi 4'e kadar? Yok. Sarması sürmez mi? Şimdi sarması ne kadar sürer? Kaç, ne kadar? Yarım saatte sarabilir misin bunu? Sürerim ya. Ne var ki burada? Biraz bu mancar var. Bunu ne yaptın mesela sen şimdi? Bunu haşladım sıcak suda. Sıcak suda haşladı. Kaç dakika mesela? Kaç dakika? 5-10 dakika işte. O kadar durdum ya. Haşlama olmuş. Çok haşlayınca da bir şeye yaramıyor değil mi? Bir şeye benzemiyor. İçi açılıyor. Hmm. Tabii köy şey olsa, mancar şey olsa dürmesi. O zaman başka. Yani. Geçen sene vardın. Geçen sene yaptık mı? Yemeğini yaptık. Yemeğini yaptık. Yemeğini çalışıyordum. Evet. Bu sene de ekmedik. Babam yok dedi. Dikeceğiz ya. Dikeceğiz. Kışa yarışım anne o. Tabii. Kar yavaşı. Şey, zaten kışta yiyeyim önce. Biz de aslında dolma yerken başladık. Geçen sordum babama da ben yapmayacağız falan dedi de. Yapmarız belki dedi. Orada yapmadan durma. Yine o yapmayacağız. Geçen şey de yapmayacağız dedim de yaptı. Şey, fabrika tası. Hatalı çıktı. Ne yapıyorsun? Hemen orayı kesiyorsun. Üzerine kapatıyorsun değil mi? Evet canım. Hemen bir şey zaten. Ya. Taze mi yapıyorsun? Sen bu işi biliyorsun. Sipariş alınır. Her şeyi ticarete döküyorsun. Allah Allah. Kimden alıştıysa. Dolma da yapıyor ya. Dolma da yapıyor değil mi? Dağıtı da yapıyordun ha? Kim? Dağıtı da yapıyor. Dolma da yapıyor. Evet. Erdoğan'dın Erdoğan. Çillet şimdi hazır seviyorum. Unuyum maşallah var. O da çok çalışkan bir insan ya. Çalışıyor. Limon da baksa. Arkadan kora tutuyor. Hiç biz konuşken o da vıcık vıcık. Bir gün de poğaça yapalım. Aynen, bir gün poğaça yapalım. Ondan sonra koyu ekmeği yapalım. Bir gün de havalar tam bozmadan gözleme yapalım. Şey yapacağım ben ya. Mısır ekmeği var ya hani. He. Ondan yesin o. Şey ne diyorlar? Saç ekmeği diyorlar değil mi? Bizde şey diyorlar. Hani evet. Eskiden ne diyorlardı ona? Saç ekmem diyorlar. Bizde ne diyorlar biliyor musun? He. Tekne ekmem. Tekne ekmem. Evet. Aşkım diye bak liman. Aşkım. Ağzı çok yapardım ya. Var ya bıkıyordum köyde yerken ya. Babaannem yapıyordu. Bıkıyordum artık. Ama şimdiki arayışı şimdi bak. Şimdi şu an şeyini de alacağım ya. Hah babaannem. Eski insanlar çok yapıyorlardı. Babaannem, anne. Aynen.
İyi bakalım, sen bunu sar. Birazdan belki koyunları yanına yukarı otlatmaya da çıkarız. Şimdi bayağı doyurdum onları da ben. Şöyle. Yakından da bir çekim yapalım. Bakın arkadaşlar, şu kendi mancaramız. Şunu yürümeyi çarşıdan aldık. Eğer mancara olmasa da yok. Ne güzel. Ne güzel görünüyor bak ya. Evet, içine koyuyoruz pirinci. Koyduktan sonra böyle güzel güzel sarıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu atlamaması şekilde yani. Önemli. Evet. Haklısın canım. Evet arkadaşlar, dolma yapımımız bitti. Bakın şöyle şu kadar bir dolma çıktı bize yetecek kadar. Yeter. Şimdi sen altına ne döşüyorsun onu? Artanları. Yanmasın diye mi? Yes. Sen bu işi, sen bu işi biliyorsun. Heyecanlandım yani. Şimdi diziyoruz. Bakıyor arkadaşlar. Dolmamızın da serüveni bu şekilde. Yemeği bekleriz. Son buldu. Dolma severleri akşam yemeğine bekleriz. Yağ dolandırıyoruz. Tuz dolandırıyoruz. Aynen. Sonra koyuyoruz. Sonra pişiyor. Güzel oldu ya. Hani içi yok. Çok mi? Güzel görünüyor. Sırası. Evet arkadaşlar, bakayım. Sen ayrı ayrı döşeceksin değil mi? Yes. Bu. Evet. Almanya'da mı geldiysen? Avrupa'da mı geldin? Ben neredeyse bunu alacakmış ya. Valla biraz daha olsaymış. Babama sürpriz yapıyorum. Aynen. Babam da çok seviyor değil mi dolmayı? Çok. Onun için yaptım. Bu en fazla dürüm dolmasını seviyen mi? Evet. Şu, ikisini de seviyorum. İkisini de seviyorum. Bu sabah kahvaltısını yiyor. Sen düşün. İyi. Yağlayıp. İyi bakalım. Sen bunu güzel go. Akşam afiyetle yiyelim nasip olsa bakalım. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Eşimin ellerine sağlık. Dolma pişmiş. Bak ayıtacağız. Güzel olmuş mu? Bir tane mancar yaprağından dolmamız var. Bir tane de lahanadan değil mi? Lahana mı? Doğru mu? Evet. Dürme. Hı, dürme. Sıcak ama. Hem de çok. Ortadan sıcak. Bölsene. Şöyle. Hayır aşkım, kaşıkla böl. Taze, çabuk pişti. Aynen. Mancara efsane olmuş. Çok lezzetli. Dürmeye de var. İşte dürmeyi denelim. Arkadaşlar bu arada hakkınızı helal edeyim. Şöyle ben bir deney yapmak için çekeceğim. Aşkım çok güzel olmuş. Vallahi ikisi de birbirinden güzel. Güzel ya, ben de beğendim. Bugünkü gelinin mutfakta bugünkü sana şeyim ne? Puanı mı? 5 puan. Bakalım ki Feride mi Özlem mi? Kaldırıyorum. Kaldıran mı? Kaldırdık. Şaka. Özlem çıktı. Neyse, işi şakası gerçekten de güzel olmuş arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Size hakkınızı helal edin. Ne yapalım? Koyunları beklemeye gidelim mi sen de şimdi? Çay yaptım ben. Çay yaptın mı? Evet, termosu bekliyor. Öyle iletelim şeyler. Çay ne? Küçük çaydanlığına. Bu sarmaz öyle ya. Niye? Sermisin hareket yani. Tamam. Şimdi onu ben bir parçaya öyle let. Ya da öyle mi let çekiyorum? Yani. Taşıya. Tamam. Hadi yukarı koyunları atlatmaya çalışalım. Bakayım, bunlar bizim komşumuzun tavukları. Şimdi çay falan yaptı. Özlem de beraber koyunları yanına çıkacağız. Orada beraber çay içeceğiz, oturacağız. Hem vakit geçeceğiz hem koyunlarımızı da otlatmış olacağız. Şimdi babam da bakıyor orada karşıda. Evet arkadaşlar, yukarıya geldik bakayım. Koyunlarımız şöyle otlayalım. Zaten ot kurumaya başladı ya. Severek dinamana. Maşallah otu da yuvlayalım. Bakayım şöyle. Çaydanlıkta çayımızı yaptık. Böyle. Eşimle beraber geldik. İki tane de şöyle minder aldık. Her şey cebiyor mu diye. Ali babanın hani pantolonun cebinden çıkar ya her şeyi. Sen oradan çıkart cebinden. Burada. Akşam ezanına kadar duruyoruz değil mi? Evet. Şu an saat kaç? 4-5 mi? Saat 4.30. 4.30. En az burada 6.30'a kadar duruyoruz. O zamana kadar doyalla. Babam gelince. Koyalım mı çayları? Hı hı. Çayları sen bak da ben gelin bakayım şey. Şöyle benimki sağlam yerde oldu. Sen şunu yardım edin şöyle. Güzel
dedim arkadan bir de gelim aldım. Yok ya uzakta. Valla gütte burası beliği meliği grasin. Mazlum dökülmesin de buradan üzerimize dökülü bir de. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Ne yaptık? Sabah kahvaltımızı yaptık. Koyunları otlattık. Şimdi tekrardan yine koyunları otlatıyoruz. Eşim dolma falan yaptı işte. Güzel vlog olduğunu düşünüyorum ben. Değil mi? Evet. Aynen. Güzel bir köy hayatı, köy vlogu oldu. Yemek aynen. Yaptık. Umarım siz de videomuzu beğenirsiniz. Beğeni yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Size tekrardan teşekkür ediyorum. Yeni gelen abonelere de buradan hoş geldin diyorum. 1000 kişilik kocaman bir aile olduk. Allah razı olsun. Herkese teşekkürler. Aynen. Desteklerinizi bizlerden esirgemeyin arkadaşlar. Köy hayatı seven herkesi Nadir Soyal abi aile kanalı aile kanalımıza bekliyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.